radyomuz ile sürüyor. Emlak hakkında her şeyi konuşacağız şimdi. Önemli noktalardan biri malum dolar TL 2.4950'leri gördü. Diğer yandan 100 lira gramda görüldükten sonra altında bir çözülme olmuştu. Yastık altından 25 ton altının çıktığı hesaplandı. Öyle olunca tüm bunlar konuta talebi nasıl etkiliyor? Faiz indirim süreci nasıl devam edecek sorusuna da yanıt ararken bunun için üç değerli isimle konuşacağız. Yavuz Karaman'la birlikteyiz, gayrimenkul uzmanı. Yavuz merhaba. Yavuz'la birlikte bugün iki değerli konuğumuz olacak. Hafele CEO'su Hilmi Uytun. Hoş geldiniz Hilmi Bey. Ve diğer yandan Varyap CEO'su Erdinç Buharlıbaş. Siz hoş geldiniz Erdinç Bey. Her şey iyi mi, yolunda mı diye soracağım. Çünkü dediğimiz gibi 2.4950'yi gördük. İşte altındaki yükselişle birlikte 25 ton altının yastık altından çıktığını gördük. Konut piyasasına etkileri nedir? Hani o altın nereye gitti? Dolara mı gitti yoksa konuta mı gitti? Faiz indirim süreci nasıl devam edecek? Pek çok soru var aslında, değil mi? Ardı ardına konuştuğumuz ve merakla takip ettiğimiz. İzninizle önce Yavuz'un bir görüşünü almak istiyorum. Yavuz, tüm bu dinamiklerin değişimi, bir anlamda taşların şöyle yeniden bir saçılması konut piyasasını nasıl etkiliyor? 9 Şubat'a geldik bile, yani takvimler Şubat'ın 9'unu bile gösterdi. 2015'in 2. ayında durum nedir? Evet, göstergeler hızlı değişiyor ama aslında konuta etkisi çok kısa vadede olmuyor. Yani bunları uzun vadede incelemek lazım. Hani dövizin etkisini belki geriye dönük bir yıla bakıp değerlendirmek lazım. Yani öyle değerlendirdiğimizde zaten dövizde %20-25 oranında bir artış var sanıyorum. Yani bunun konuta etkisi nasıl olur? Öncelikle maliyet baskısı olur. Yani konut, o yan sanayinde o maliyetler artacağı için bunun fiyatlara bir şekilde yansıması mutlaka olacaktır. Kısa dönemli inçikler çok fazla etkilemez ama böyle uzun dönemli artışlar konuta maliyet baskısı yaratır. Bunu belirtmek lazım. Bunun yanında altında çok enteresan, yani 25 ton yastık altından çıktı ama nereye gitti? İşin aslı ben çok fazla kestiremiyorum. Yani bu dönemde çünkü konut alıcısı biraz beklemede gibi. Yani hani altına olan genelde zaten durumu iyi olan, işte üst seviyede olan insanlar daha çok altınlarıdır. Ama üst segmentli konutlarda biraz yavaşlama var. Yani o oran da çok fazla şey değil. Hareket devam ediyor. Yani ama bunların yansıması çok da olumlu olacağını ben konuta orta ve uzun vadede düşünmüyorum. Peki. Önemli yansımaları ne olacak? Çünkü konut da önemli bir yatırım aracı olarak hala daha bizler tarafından görülmekte. Türkiye'de yatırımcılar tarafından, öyle diyelim. Lüks konuta talepte bir yavaşlamadan bahsetti aslında Yavuz. Erdinç Bey, siz ne dersiniz? Tüm bu etkilerle 2015 nasıl başladı? Lüks konutta özellikle bir yavaşlama mı var? Öncelikle isterseniz finansal piyasalarda oluşan bu hareketliliğin durumunu değerlendirelim. Biz son 12 yıl içerisinde Türkiye gayrimenkul sektörü çıkışa geçtikten sonraki hala bu çıkış devam etmekte. Birçok kere gerek faiz oranlarındaki inişler çıkışlar, gerekse de dövizdeki dalgalanmalarla birlikte bu sektörün yine olumlu bir seyir izlediğini hep gözlemledik. Onun için açıkçası bizi çok korkutmuyor dolardaki bu oynaklık durumu, dövizdeki oynaklık durumu. Bilakis bunun orta vadede olumlu yansıdığını görüyoruz. Çünkü TL cinsinden satışlar yapıyoruz. İnsanlarımızın geliri de TL cinsinden. Şu anda sadece bir yatırım aracı olarak kafaları karışmış durumdadır diye tahmin ediyorum. Ama her zaman söylüyoruz ki gayrimenkul bütün finansal araçlardan öte sabit, kalıcı ve somut bir yatırımdır. Dolayısıyla Türk insanının da alışkanlıkların arasında, yatırım aracı olarak alışkanlıkların arasında birinci sırada her zaman gelmiştir. Onun için açıkçası gayrimenkul sektörünün yatırımcı tarafında olan, geliştirici kısmındaki kişiler olarak bizler bu durumda çok büyük bir endişe duymuyoruz. Nitekim çok olumsuz bir seyirde izlemedik geçtiğimiz bir ay. Ondan önceki bir aydan çok da farklı değildi bizim için. O yüzden orta vadede dediğim gibi olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi burada teknik değerlendirmeden ziyade psikolojik olarak değerlendirme yapmamız lazım. Her zaman bu tarz hareketlerin olduğu durumlar bir beklenti yaratır. O beklenti bazen kafa karışıklığıyla birlikte işler biraz daha belirgin olunca, yani göldeki su durulunca daha net kendisini ortaya koyar. Şu an için belki bir bekle görden söz edebiliriz, evet, diyorsunuz ama elbet o sular durulacak ve sonrasında da
yatırımcı kararını verecektir diyorsun. Evet. Hangi yönde olacağı hususunda. Aslında siz Hilmi Bey olayın uzantısından izliyorsunuz ama doğrudan da bağlantı var değil mi? Bir özellikle konutu farklılaştıran unsurlar nezdinde orada bir rekabet var. Herkes çünkü konutu farklılaştırıp daha farklı bir yaşam tarzı sunduğunu ileri sürüyor. Bu noktada da malzemeler öne çıkıyor. Kullanılan mutfakta, banyodaki malzemeler öne çıkıyor. Şimdi bu girizgahı yaptıktan sonra sizin konut piyasası ile ilgili bir görüşünüzü almak istiyorum. Ne durumda? Sizler nasıl hissediyorsunuz? Efendim tabii biz işin biraz daha ortasında bir yerdeyiz. Olan bitenden çok haberimiz oluyor. Türkiye'de lüksün tanımı değişiyor. Tabii hane halkının gelirinin artmasıyla gelir artan insanların tüm dünyada bu insanın çok doğasında olan bir şey beklentileri farklılaşıyor. Yani eskiden lüks dediği şey artık onun lüksü değil normali haline geçiyor. Hı hı. Cep telefonundan da böyle bir evre geçti. Şimdi o ilk çıktığında herkesin çok birbirine gösterdiği şey bugünün bir standardı. Konut sektörü de böyle bir yerden geçiyor. Konut sektöründeki oyuncular da ki çoğu bizim iş ortağımız son müşterinin artan farkındalığının farkında. Yani Türkiye'deki bu genç nüfus artan hane halkı realite olduğu bir dünyada balon falan olmaz. Kurla alakalı bütün dünyada bir şey oluyor. Sence Türkiye'de olmuyor. Yani tabii başka bir ülkede olan ülkeler birbirine bağlı, sektörler birbirine bağlı. Bizimki biraz daha sert hareket etti. Her şey birbirini değiştiriyor, etkiliyor. Sistemler birbirini etkiliyor. Buradan baktığımızda kurla alakalı çok bir özel bir farklılık olacağını ummuyorum. Erdinç Bey'e çok katılıyorum. Psikolojik boyut çok önemli. Çünkü psikolojik olarak baktığınızda konut Türkiye kültüründe var. Ev sahibi olmak, evin sahibi olmak, hatta çocuğuna ev bırakmak, çocuklarına ev bırakmak kültürlü olan bir şey olduğu için insanların bunu kısa vadede değiştirme beklentim yok. Bu büyür ve büyür. Konut stoğu zaten çok yaşlı Türkiye'de. Artan gelirden doğru da bu işin arkası illaki iyi gelir. Evet, bir şekilde çözülecektir dediğiniz gibi, bir şekilde sakinleşmenin ardından diye bakabiliriz. Aslında şöyle bir Yavuz'la daha öncesinde konuştuğumuz hani nasıl başlıklar üzerinde gidelim. Konutta balon var mı noktası tekrar başlığa çıktı, tekrar gündemimize girdi. Ki pek çok şey konuştuk, işte peşinatın %15'i devletten gelecek, pek çok nokta işte ne kadar olur olmaz. Rant vergisi şeffaflık paketiyle birlikte seçim sonrasına mı kaldı, işte tüm bunlar nasıl etkileyecek derken konutta balon var mı sorusu dediğim gibi yine gündemimizde. Neden yine gündemimizde Yavuz? Ki konutta yani, hani rekorla kapatmıştık 2014'ü. Herhalde patlasaydı gündemden düşerdi. Şimdiye kadar patlamadı. Yani patlamadığına göre demek ki konutta balon yok. Yani çünkü uzun zamandır biz bunu konuşuyoruz. Aslında bunun rakamlar da göstergesi. Yani bir şeyde balon olması için fiyatlarının işte döviz ya da diğer yatırım enstrümanlarından çok daha fazla artmış olması lazım. Yani konut fiyatlarının çok fazla yükselmiş olması lazım Türkiye'de. Ama baktığımız zaman zaten biz de hep söyledik yıllık %15, %16 civarlarında bir artış var fiyatlarda. Bu hemen hemen enflasyona çok yakın. Bu ortalama, hatta bazı bölgelerde düşüş var. Yani Türkiye'de doğuya gittiğiniz zaman konut fiyatlarının düşüşünü görüyoruz. Yani balondan söz etmek mümkün değil. Şu olabilir, belli bölgelerde bir şey olabilir. Evet, fazla talepten dolayı bir fiyatlarda artış, yükseliş olabilir ama böyle bir balondan söz edecek kadar bir şey yok. Piyasada bir durum yok. Peki fiyatlar için o zaman, fiyatlar boyutuyla döneyim Erdinç Bey'e. Biraz önce kur etkisinde konuştuk. Belki maliyetler üzerinde etkisi olabilir diye de Yavuz açıklamasını getirmişti. Ne dersiniz o zaman fiyatlar için bu sene ne diyebiliriz? Hani balon var mı yok mu diye belli ki bu sene de konuşacağız. Bizim hiç sevmediğimiz bir kavram, hiç sevmediğimiz bir yaklaşım bu. Ben Türkiye'de konutta balon var mı sorusunun son 4-5 yıl içerisinde sorulmasının arkasında siyasi bir amaç olduğunu düşünenlerdenim. Ve bizzat da bunu fiilen bu işin içerisinde binlerce konut gerçekleştirmiş, yapmış birisi olarak da yaşamış bir şirketiz. Dolayısıyla konutta balon yoktur Türkiye'de. Türkiye inşaat sektörü, konut sektörü Türkiye ekonomisinin en önemli, en sürükleyici sektörlerinin başında geliyor ve ekonomiye doğrudan ve dolaylı yolla katkısı çok büyük. Herhalde sanayi mi, inşaat mı boyutuyla olayı değerlendirdiniz? Öyle de soracak olursak son 10 yıl için inşaattır. Yani bu rakamlar ortada. Gerçekten Türkiye ekonomisini sürükleyen sektör biziz.
bu sektör Türkiye Cumhuriyeti gelişmekte olan ülkeler statüsüne çıkana kadar da böyle olmaya devam edecektir. Türkiye'de herhangi bir balon yoktur konut sektöründe. Rakamlarla bunu teyit edecek olursak, hane halkı sayısında artış var. İşte 20 milyonu aştı Türkiye'de. Bu rakam geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 16 milyondan buralara geldi. Yani 2005'lerde 16 milyon olan hane halkı sayısı bugün 20 milyon 200 bin der civarında. Ve kıyasladığımızda bizim nüfus büyüklüğümüze eş değer Avrupa ülkelerine ülkeleriyle kıyasladığımızda biz hala çok gerideyiz. Bu demek ki yaşam tarzımızın geliştiğini, konutların artık küçüldüğünü, bir konutta yaşayan, bir hanede yaşayan insanların sayısının ortalama olarak azaldığını ve yeni konutlar üretilmesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Talep noktasında fiyatların artışı bir boyut ama gayrimenkul sektöründe benim için, bizler için önemli olan şey arz talep dengesi ve arz talep dengesinin en önemli bileşeni de Türkiye'de işte 4-5 tane faktördür, söylüyoruz sürekli. Deprem riski, var olan 20 milyon hane halkının, hanenin neredeyse yarısının ruhsatsız olması, onların yenilenmesi gerektiği, nüfus artışı, bahsettiği gibi Türkiye'deki ev sahipliği oranının yüksek olması kültürel olarak. Bu sebeplerle Türkiye'de bu bizim ülkemizin, daha doğrusu hükümetimizin belirleyeceği kalkınma programına paralel olarak ister 10 yıl veya önümüzdeki 15 yılda bu gerekli olan konutların yapımını plana aldığımızda yıllık 600 bin ile 1 milyon adet arasında yeni konut yapılması gerekiyor. Ama geçen senenin satışlarına bakıyoruz. Zaten 1 milyon 250 bin konut el değiştirdi. Demek ki ihtiyaç olanın ötesinde bir zaten talep var. Şimdi böyle bir ortamda konutta kriz olabilir mi? Yani ekonominin temel bileşenlerine ters bu kavram. Evet, Hilmi Bey'e de soralım. Olabilir mi? Bu açıdan biraz önce tam ortasındayız dediniz aslında olayın. Konut piyasası, inşaat sektörü adını ne olarak söylesek söyleyelim, gayrimenkul. Yani doğrudan siz bunu hissediyorsunuz ve doğrudan işlerinize, cirolarınıza bunu talebi hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Bu anlamda olabilir mi dediğimiz gibi konutta balon? Hem buna bakalım hem de talebin niteliğine bakmakta yarar görüyorum. Değil mi? Evet. Hangi konutlara talep var? Biz bir lüks tanımı var ama lüks tanımının da değiştiğini düşünüyorum aslında. Eskiden de binaların üzerine lüks konutlar denirdi. Sonra depremden sonra çok daha farklı şeylere baktık. Olması gerekenler ve sonrası o standartların değiştiğini aslında siz de söylediniz. Şöyle ifade etmeye çalışayım düşündüklerimi. Konut sektörü, bir kere müteahhit firmalar bizim ülkesel olarak bir gururumuz. Yani baktığınız zaman dünyada müteahhit firmalarımız gibi liderlik ilk üçte olan çok bir sektörümüz yok. Halbuki Türkiye müteahhitleri dünya liginde de çok büyük. Türkiye'deki tecrübelerini uluslararası alanda da gösterebiliyorlar. Bu paralelden baktığınızda Türkiye'deki demin Erdinç Bey'in verdiği rakamların biraz daha sağına soluna bakalım. Hani hane halkındaki düşüş çok sert. Bu bir kültürel bir değişim. İnsanlar daha az insan olarak bir evde yaşıyor. Buna gelirler izin veriyor. Finansman teknikleri izin veriyor. Bir banka var. Bankalardan kredi kullanılabiliyor. İşte faiz haddi şu olsun bu olsun. Tabii faiz birçok şeyden etkilenir. Birçok şey etkiler. Hani tek bir parametreyle faiz indirip çıkarmak çok mümkün değil ancak. Bileşenine baktığınızda konut sektörü biraz reklam veren olarak, biraz da kültürden doğru çok önemli olduğu için sanırım bu soru sık sık gündeme geliyor. Ancak matematiğe aykırı, yani hane halkının düştüğü bir gerçek, ülkenin zenginleştiği başka bir gerçek. Konut stoğunun yaşlı olduğu herkesin kabul ettiği bir şey. Dolayısıyla balonun beysi yok yani. Balon olması mümkün değil. Sorunun ortaya gelmesinde dünya ülkelerindeki bir yaşanmışlık acaba Türkiye'de olur mu diye bakılıyor. İspanya'da durum bu değil. Yani İspanya nüfusu bizimkinin yarımızın altında. Halbuki oradaki 1 milyon gene 1 milyon. Yani %50 farkta ya da baktığınız yere göre %100 farkta aynı rakam var. Dolayısıyla oradaki balon balon gerçekten. Buradaki değil. Yani buradaki nüfus belli ve gerçek. Hani nüfus sayımı da yeni. Yani hiçbir rakam Türkiye'de kontrol edilmemiş ya da var olduğundan farklı algılanması da mümkün değil. Sektörün arkası çok pozitif. Günlük
tartışmalardan uzaklaştırmasında fayda da görüyorum. Ben çünkü bu negatiflik doğuruyor, eksi eksiyi çekiyor. Halbuki bu da her şey pozitif yapılabiliyor. Kadrolar var, finansman teknikleri var, arsa var. Dolayısıyla da arkası engin bir iş bu. Devletin belki daha destek olması lazım. Orada sanırım bu arada biraz daha çok konuşuluyor. Sanayi mi, konut mu? Ya konut birçok sanayi ürünüyle yapılıyor. Yani bu kendi içinde bir maksadını aşan bir laf var orada. Sanayi olmadan konut olmaz ki. Yani konut birçok sanayi ürünüyle yapılıyor. Bunun ithalatı, ihracatı, hepsi birbirinin bileşeni. Hepsinin birden yükselmesinden bahsediyoruz. Tabii. Aslında, değil mi? Yani birine dur derken diğerinin yükselmesi de zaten beklenemez hani matematik noktasında da. Hı-hı. Şimdi şöyle bir baktığımızda toparlayacak olursak 3-4 dakikamız var. Yabancılar bu konuda çok önemli bir role sahip diyelim. Özellikle şöyle bir bakıyorum, yabancıya satışta yeni hedef 15 bin konut. Bunun içerisinde neyi değiştirebilir, neyi nasıl değiştirebilir Yavuz? Yani aslında bu çok sıcak konulardan biri gayrimenkulde. İç piyasanın birazcık daraldığı düşünülüyor. Buna yönelik yeni alternatifler ortaya koyulmaya çalışıyor. Geçen 4 milyar dolarlık satış yapılmış. Aslında 15 bin konut, yaklaşık 15 milyar dolarlık bir satış hedefleniyor. Bunun için de geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanlığı'yla bir görüşme yapıldı. İşin içine Turizm ve Çevre Şehircilik Bakanlığı katılarak Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasıyla ilgili özel sektörün de desteğiyle böyle bir program hazırlanmaya çalışılıyor. Devletten destek bekleniyor. 4 milyar dolarlık satış ihracat olarak kabul edilsin. Devlet de bu fuarları, konut sektörünü bu ihracat kapsamında değerlendirerek fuarlarda destek versin ve çeşitli organizasyonlarda bunu arttıralım diye. Bununla ilgili çok ciddi önümüzdeki dönemde girişimler olabilir. İhracat, yerinde ihracat gibi düşünmek lazım. Sizin pay nereye kadar geldi yabancıda? Bizim rakamlar teyit ediyor onu. Varyap Meridyen projemiz ki 2009 yılında başlamış bir proje. 1600 konuttan oluşuyordu. Bunu yaklaşık %15'i yabancılara satıldı. Ama ondan sonra başlamış olduğumuz ve daha uluslararası boyutta tanıtılan, işte Jennifer Lopez'in de içerisinde daire satın almış olduğu Metropol projesinde bu rakam %20'leri aştı. Burada da görüyoruz ki yıllar geçtikçe daha olumlu ve yukarı doğru bir seyir izleniyor yabancıya satışta. Şimdi son geçen yıl içerisinde yatırımına başladığımız Bodrum'da Elements projemiz var. Ki uluslararası bir zincir haline getirilmesi hedefleniyor bizim projenin. Orada da talep ağırlıklı olarak yabancılardan geliyor. Bu da işte turizm kısmını yansıması olarak görünüyor. Bana göre Türk gayrimenkul sektörünün oyuncuları ve kamu el ele vererek hem tasarım açısından güzel, hem doğru yerlerde, hem doğru pazarlanan, doğru yerlerde doğru pazarlanan projeler ürettiği sürece Türkiye'nin bu gayrimenkul sektöründeki potansiyelini zaten yabancılar kaçırmayacaktır. Bir de umalım önümüzdeki yıllarda etrafımızda fazla sıcak olaylar yaşanmaz. Hepimizin temennisi. Hilmi Bey, toparlayacak olursak hızlı bir şekilde yerli olsun, yabancı olsun, aslında kadın tüketici seçiyor değil mi? Kadın tüketici de neye bakıyor? Sormayın, biz biraz böyle maço falan zannediyoruz kendimizi ama kadının istemediği bir evi almak diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Kadının dediği evi imkanlar ya da bazı şeyler yüzünden almayabilirsiniz. Ancak evin kadınının beğenmediği bir evi alamıyorsunuz. Evin kadınının ev beğenme kriterleri de biraz da esasında tanımlı yakından bakarsanız. Biz onun etrafında çok şey yapıyoruz, yaptırıyoruz. Küresel bir oyuncu olduğumuz için dünyanın her yerinde varız. Ve yerli yabancı tüketici bizi tanıdığı için evin içinde olmamızı tercih ediyor. Bu da bizim işimize de geliyor açıkçası. Bir yandan da bunu destekliyoruz doğal olarak da. Yabancının konut alması ilk başta Türkiye'de de bir vesvele oldu. Amerika'da da olmuştu zamanında. Aman Japonlar oluyor, Amerika elden gidiyor diye. Hiçbir yere de gitmedi. Yabancının konut alması çok iyi bir şey. Doğal bir turizm tetikliyor. Evet. Evi olan yere gidiyor herkes. Ve gidiyor, o da anlatıyor sağa sola. Dolayısıyla bu geçen seneki rakam, bendeki rakam doğruysa 19 bin konut satıldı yabancılara. Önümüzdeki yıl bu artar ve artar. Ve başı yavaş başlıyor, bunun gittikçe artıyor. Sonrasında hızı artıyor. Artar. Diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum süremizin sonuna geldiğimiz için. Maliye Bakanı Şimşek de diyor ki yabancıya uyarıda da bulunuyor. Türkiye'de yazlığı günlük kiralayanlar vergisini ödeyecek, yabancılar dikkat diyor. Onun da notunu düşelim. Çok teşekkürler değerli katılımız için. Gelecek hafta Yavuz Karaman'la birlikte başka değerli konuklarımız da olacak. Hilmi Uytun ve Varyap CEO'su Erdinç Varlıbaş bizimle birlikteydi. Hafile CEO'su ile birlikte. Çok teşekkürler diyorum. Ve izleyicilerimize sormaya sürdürüyoruz. Dolar alınır mı, satılır mı? Rekoru gördü ama bunun devamı gelir mi? Sizin görüşünüz nedir? Kısacık ara, aranın ardından haber bülteniyle karşınızdayım.